Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yine yeniliklerden bahsedeceğiz. Her gün çok önemli değişiklikler geliyor. Bu yüzden her gün yeni videosunu çekmek zorunda kalıyorum. Güncellemeye çok az kaldı. Yarın güncellememiz var. Yarın belki bir genel özet videosu çekerim. Veya da direkt yayında hepsinin genel özetine bakarız. O konuda net bir fikrim yok. Ama yayınımız kesin olarak olacak. Açıklamadan yayın linkine ulaşabilirsiniz. Discord'a katılarak da yayının duyurusunu görebilirsiniz. Yayında aklınıza takılan tüm sorulara ve güncellemede gelen tüm değişikliklere son bir kez göz atacağız. Neler değişti, son durum nedir. Şimdi biz burada devam edelim. İlk olarak sur artık 3 saniye yerine 1.5 saniyede atılıyor. Bu 3 saniyelik atma süresini 1.5 saniyeye düşürdüler. SMG gördüğünüz gibi artık 30 mermi alıyor. Önceden 24 mermi alırdı. Ayrıca SMG'nin attığım mermilerin merkeze gitme oranı daha yüksek artık. Yani normalde böyle sprey atarken sağ sola giden mermiler oluyor. Bu yoğunlukta sağ sola giden mermilerin belli bir yoğunluğu artık merkeze gidecek. Daha fazla merkeze hit düşecek. muzzle boost ve break'imiz güçlendirildi. Bunların dezavantajları düşürüldü. Yani mermiye, merminin hasarını düşürmesi vesaire gibi olaylar artık daha düşük seviyede. Daha kullanılabilir bir hale geldi denilebilir. Holomuzda bir değişikliğimiz var. Holoya tekrardan bir ayar çekildi. Böyle göstermek gerekirse. Bu kenarlıkları galiba eski haline dönmüş. Yani tam da emin değilim. Ama eskisi gibi duruyor. Veya ben yeni haline alıştım. Ee, burada bariz olarak fark edilen nokta hologramın bu kırmızı işareti çok daha kalın. Daha yuvarlak. Devam ettiğimiz zaman helikopterle ilgili bir değişikliğimiz var. Helikopterin anıtları düşme olayı e bu anıtlara düşerken mesela şu dağlara falan düşebiliyor. Dağları anıt zannediyordu. Mağaraları, buzulları anıt zannediyordu. Onları düzelttiler. Artık normal olması gerektiği gibi anıt olan anıtlara düşüyor. Dağdır. Dağdır, mağaradır vesaire onlara düşmüyor. Olması gereken bir değişiklikti. Burada önemli olarak yer ya gelen buff'ımız iptal edildi. Yer otanın imkonisi ve animasyon ateş hızı yükseltilmişti. Bunlar geri alındı. Devam ettiğimiz zaman SKS skinimiz vardı Yaratu için biliyorsunuz. Hatta hemen gösterelim onu. Bu SKS skin'i şu an için iptal edildi. Ya iptal edildi demek doğru değil de. ya bu ay getirilmesinden vazgeçildi. Bunun sebebi de insanlar bunu silah olarak istediler. Ya, onlar da bu fikri bir gözden geçirmek için e, sonra kaya bıraktıklarını söylediler. Ya bu skin olarak değil, de direkt ayrı silah olarak gelebilir herkesin istediği gibi. Ya bence de ayrı silah olarak gelmesi gerekiyor şahsen çünkü gerçekten oyunun ortamına çok uygun bir şekilde hazırlamışlar Modelidir, görünümüdür. Ya ayrı bir silah olması gerçekten çok daha hoş olacaktır. Onlar da bunu bir düşüneceğiz diyerekten şu anlık bu skin'in bu ay gelmesini iptal ettiler. Diğer ay bunu direkt ayrı bir silah olarak görebiliriz devam ettiğimiz zaman chat karakter limiti ile ilgili bir ayarlamamız var. Sohbette bildiğiniz gibi bazen aşırı yüksek spamlar yapılabiliyor spamlar. Bu artık 128 karakterle limitlendi. Chat'e bir şey yazarken 128 karakter limit var. Bu önceden de vardı galiba. Ama bilmiyorum yine de çok aşırı uzun mesajlar yazılabiliyor. Yani sonuç olarak chat'teki spam olayına bir çözüm getirildi denilebilir. Başka önemli olarak neyimiz var? Esir sistemi için bir çalışma başlatıldı demiştik. Bu esir sistemi için bir kelepçe eklendi. Esir sistemi için bir kelepçe çalışması başlatıldı. Bir sismik sensör çalışmamız var. Ya bu sismik sensör çalışması söylenen kadarıyla patlamaları algılayacak. Yani C4'dir, rokettir. Ya evinizin yakında veya evinize roket atıldığı zaman. Ya mesela bunu buraya koyduğumuz koyduğumuzu düşünelim. Sismik sensörü evin bir yerine yerleştirdiniz. Yani evin belli bir çapında patlama gerçekleştiği zaman bunu algılayabilecek. Yani Mantık olarak o şekilde işler herhalde. Şu an tam detaylarını bilmiyoruz. Tabii bu esir sistemidir, kaplandır, balinadır, tutsak sistemidir, bu sismik sensördür. Bunlar henüz çalışmanın en başlangıç aşamasında. Hemen şu an gelecek diye bir şey de yok. Yani daha önce de böyle önemli nokta şeylerin çalışması başlatılıp, sonraki yıllara bırakıldığını defalarca gördük. Yani o yüzden bunlar hemen çalışması başlatıldı diye şu an gelecek değiller. Ee, belki 3-5 ay üzerine çalışırlar sonra sonraki yıllara bırakırlar. Yani bir şeyler uygun olmayabilir sonraki yıllara bırakmak daha iyi olabilir diyerekten sonraki yıllara aktarabilirler bu çalışmaları. Yani şu anlık bu şekilde başka bir çalışmamız yok. Güncellemeden ben şahsen oldukça memnunum gerçekten topluluğu da çok memnun eden bir güncelleme oldu. Herkes pek çok açıdan güncellemeyi beğeniyor. Benim şu an bu güncellemeden tek beklentim söylendiği gibi marketlere bir enflasyon sistemi eklenmesi. Bu güvenli bölgelerde market alışverişi için bir enflasyon sisteminden bahsetmişlerdi. Ben bunu bekliyorum. Ama galiba eklenmeyebilir artık. Çünkü son güne geldik. Belli de olmaz. Belki de yarın eklendiğini görürüz. Ya yani bu enflasyon sistemi dediğimiz kısa bir mantık olarak yani tam detayını bilmesek de ya mesela bu SEMSAT çok fazla alınıyor, çok fazla istek görüyor. Ya bunda bir enflasyon yükselecek ve bunu almak daha zor hale gelecek, daha masraflı hale gelecek. Ya bu sayede marketten aşırı alışveriş yapmanı da biraz zorlamış, zorlamış olacaklar. Tabi bu olay oyuncu marketler için de geçerli olacak mı yoksa sadece güvenli bölgelerdeki direkt oradan aldığınız marketler için mi geçerli olacak o konuyu bilmiyorum. Onu da öğreniriz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yarın yayınımız olacaktır. Yayınımıza da bekliyoruz. Ee, yayın duyurusuna erişebilmek için Discordumuza katılmayı unutmayın. Yayında genel olarak her şeyi bir topluca inceleyeceğiz. Son hallerine bakacağız. Ayrıca Discordumuza katılarak yine güncelleme notlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Bu tarz değişikliklerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.